Karşımızda, yanımda Sayın Gürsel Tekin, Gazi Gürsel Tekin. Efendim öncelikle geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Hastaneden yeni çıktınız. Ayağınızın tozuyla buraya geldiniz. Neler yaşandı? Önce hiç soru sormadan size bırakayım sözü. Mühim olaylar yaşandı. Hep beraber seyrettik. Evet, aslında benzer olayları bu ülkede çok yaşamışız. Örneğin cumartesi hamlelerinin etkinliğinde benzer manzaralar yaşadık. Daha önceki 1 Mayıs'larda bir sürü halk arama eylemlerinde bu ceberrut devlet anlayışı hep devam etmiştir. Ama ilk kez bugün devlet çıldırmıştı. Devlet çıldırmıştı. Çıldırmıştı yani. Niye? Yani çok sert şeyler gördük o zamana evet, kadar. Niyesini gerçekten çok merak ediyorum. Hayır, niye çıldırmıştı diyorsunuz? Yani ne yaptı fazladan? Çünkü hakikaten sert şeyler gördük. Evet, hemen onu söyleyeyim. Biz birçok milletvekili arkadaşlarımızla Beşiktaş'ta bu bildiğimiz işte yokuşta, Yıldız Yokuşu'nda çok sayıda parti yöneticileri ilçe merkezimize yürümek istedik. Yürümeden önce de ben çocuklara, arkadaşlara lütfen durun. Biz görevlilerle konuşalım. Herhangi bir sorun yaşanmasın. Ve milletvekilimiz Sayın Kadir Öğüt emniyet yetkilileriyle görüştü. Hiçbir sorun yok. Biz oradan ilçe merkezimize yürüyeceğiz. Sadece 2 dakika yürüyebildik. 3. dakikada üstümüze gelen gazları anlatamam. Bütün zaten o manzaraları kameralar, gazeteciler çekti, gördü. Doğrusu rastgele bir olayın içinde kendimizi bulsak daha toleranslı davranacağız. Diyeceğiz ki ya biz oradan geçerken böyle bir tatsız olay oldu. Biz de buradan faydalandık. Bile bile direkt hedef bizdik. Çünkü önceden evet, haberleşmiştiniz değil mi? Tabii. Ben bütün hepsi görüyor. Oraya baktığınızda bir başka bir şey söyleyeyim Cüneyt Bey. Şu anda hani televizyonlarda biri bizi gözetliyor sistemi gibi biri bizi gözetliyor merkezlerini, merkezde oturanların hepsi bizi saniye saniye izliyor. Tabii izliyor. O meselelerden. Tabii evet. Ki orada talimat gelmediği sürece o polis kardeşlerimizin böyle bir muamele yapması söz konusu bile değil. Yani o merkezde talimat geldi ve orada 2 tane genel başkan yardımcısı, parti meclis üyeleri, milletvekilleri, parti yöneticileri böyle bir muameleyle karşı karşıya kaldık. Ve benim de göğsümde sıkıntı olduğu için sağ olsun yukarıda bir vatandaş evini bize açtı. Evde yarım saat bir dinlendik. İşte ayran bayram verdi. Sonra indik. Otobüsümüz Cumhuriyet Halk Partisi'nin otobüsüne gittik. Bütün partili arkadaşlarımız da orada. 3 tane genel başkan yardımcısı, genel sekreter, milletvekilleri, parti meclis üyeleri, il başkanı, parti yöneticileri hepsini polis görüyor karşımızda. Bütün bize rağmen 10 kez gaz sıkıldı. Ve o son dönem sıkılan gazlarda gerçekten çok rahatsız olduk. Bir il yöneticimiz neredeyse kalp krizi geçirdi. 4-5 tane arkadaşımız fenalaştı. Israrla ambulans bekliyoruz. 112 bugün çalışmıyor. Evet, bir de öyle bir şey duydum. Yani savaş kurallarında. Cenevre kurallarına baktığımızda bugün onun için devlet çıldırmış diyorum. 112'nin çalışmaması, ambulansların 45 dakika sonra gelmesi ve ambulanslar geldikten sonra biz ambulanslara alındık, ambulansların içinde bize biber gazı sıkıldı. Bu gidin, siz çok iyi bilirsiniz, gazeteciler bilir. Herhangi bir savaş meydanında gidin, ambulanslara. Savaş suçudur yani. Savaş suçudur. Ciddi bir savaş suçudur. Bunun için de hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ben İçişleri Bakanı'nı göreve davet ediyorum. Sadece orada hani biri sizi gözetliyor, kendinizin gözetlediğiniz o MOBESE sistemlerindeki kameraları aldığınızda çok açık ve çok net göreceksiniz. Niye bu böyle oldu derseniz bu çılgınlığı yaratan bir başka çılgının olması lazım. Yeni çılgın Türk diyeceğim çünkü kendisine Türk diyemiyor Sayın Başbakan. Ne olduğu belli olmayan Sayın Başbakan dün adeta kürsüde ağza alınmayacak, böyle herkese saldırabilecek yani çok özür diliyorum. Hala biber gazının etkisi galiba. Evet. Devam ediyor. Yarın asla taviz verilmeyecek. Bir başbakana bunlara yakışır mı?
Bırakın kardeşim, İçişleri Bakanı var, devletin kurumları var, yetkilileri var. Ne yapıp yapmayacağını bilir. Olmaz orada. Niçin olmaz Sayın Başbakan? Allah aşkına siz gazetecisiniz. Gelin yarın, bakın 24 saat sonra şimdi Taksim normal hayatına girecek. Gidelim Taksim Meydanı'na. Yarın 1,5 milyon insan o alanda yürüyecek. 1,5 milyon insanın yürüme alanının olduğu yerde 50 bin tane işçi niye bayrağı? Şey, düzenli kendi güvenlikleri de olacak. Efendim şimdi. İşte sizin kaygılarınızı biliyoruz. Sendikalar bunu üstlendi. Orada 2-3 tane sizin yandaş firmalarınız var. Onları da önümüzdeki günlerde açıklayacağım. O firmalarınızdan dolayı mı yasak getirdiniz? Onu merak ediyorum. O alana baktığımızda yani inşaat alanına dokunmadan 300 bin kişilik alan var orada. Rahat rahat olacak. Tabii rahatlıkla gelecek. Yani. Kaldı ki 300 bin kişi getirmek de mümkün değil. Geçen yıl görüldüğü gibi biliyorsunuz devlet olmadığı için son derece bayram havasında 1 Mayıs kutlandı. Orada 50-60 bin kişi geldi. Bugün de 30-40 bin kişi gelecekti. 31 bin 40 bin kişi için bugün İstanbul'da sıkı yönetim ilan ettiler. Yani kısacası apoletli paşalar gitti. Apoletsiz paşalarla karşı karşıyayız. Peki Sayın Tayyip Erdoğan'ın sözlerine atıfta bulundunuz. Sizin de karşı demeçleriniz oldu, oluyor. Sizde şöyle bir intiba oldu mu? Yani özellikle şahsınıza veya diğer CHP'li yöneticilere adeta polis neredeyse hedef göstererek gaz sıktı gibi. Tabii tabii. Yani biz kameralardan baktığımızda bu intibaya kapıldık, bu fikre kapıldık. Öyle midir? Ne? Cüneyt Bey, hemen şunu söyleyeyim. Yani, kesin kasıt, bilinçli. Bilinçli, programlı yapılmış bir iştir. Çünkü şundan dolayı bilinçli diyorum. Bir, caddede yürüyoruz. Bütün arkadaşlarımız saf almışız. Birimiz görülebiliriz, öbürümüz görünmeyebiliriz. Onlarca milletvekili var. İki, bizim milletvekilimiz emniyet yetkilisiyle gidip konuşuyor, izin alıyor. Üçüncüsü, bunların hepsini bir tarafa bırakalım. Merkezde saniye saniye hepimiz izleniyoruz. O merkezde bizim görülmememiz mümkün değildir. Ben çok iyi biliyorum. Görülmememiz mümkün değildir. Buna rağmen bu muamele yapıyorsa Hazreti Tayyip'in talimatları doğrultusunda yapmıştır. Ama bilmedikleri bir şey var. Bilmedikleri bir şey var. 30 yıldır, 35 yıldır bizim mücadele alanlarında geldik. O apoletli paşaları da görürüz. O faşist dönemleri de gördük. Sizinle de baş ederiz. Sizinle de mücadele ederiz. Ben burada özellikle adamın bir tanesine, iki oğlu varmış. Demişler ki ya oğlunun bir tanesi çok yalan söylüyormuş, bir tanesi arada bir yalan söylüyormuş. Çok özür diliyorum. Sormuş hangisini çok seviyorsun? Çok yalan söyleyeni demiş çok severim. Allah Allah. İlginç. Niye demiş? O beni yanıltmıyor demiş. Her zaman beni yanıltmıyor. Şimdi iktidar bizi yanıltmıyor. Benim iktidara itirazım yok. Biz bunları biliriz. Belediyecilik dönemlerinde de biliriz. Bunların kafalarında ta doğduğu günden itibaren demokrasi olmaz, özgürlük olmaz, hak arama olmaz, hele barış hiç olmaz. Bunları barış timsahlarıymış gibi kamuoyuna sunanları merak ediyorum acaba yarın ne yazacaklar. Asıl sorun o. Ne yapıyoruz biliyor musun? Bilerek ya da bilmeyerek. Bilerek ya da bilmeyerek Türkiye'de yeni bir otoriter bir dönem yaratıyoruz. Bu sadece 1 Mayıs için değil ki. Yani üniversitelerde öğrenciler kendilerini ifade edemiyorsa, sivil toplum örgütleri kendilerini ifade edemiyorsa, gazeteci köşesinde yazı yazamıyorsa bundan daha yasakçısı ne olacak? Bir de başka bir şey daha evet, söylüyorum. Biliyorsunuz bunlara destek veren, özgürlük demokrasi adına veren liberal dostlarıma da burada bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bir yazar yazmıştı. Helal olsun Türkiye'yi AKP ve Tayyip çok iyi kavramış, tespit etmiş. 3Y programıyla kamuoyunun önüne çıktılar. Gerçekten o dönem baktığımızda işte yolsuzluklar bitecek. Efendime söyleyeyim yoksulluk bitecek ve yasaksız bir Türkiye yaratılacak. İşte buyurun size yasaksız bir Türkiye.
Yoksulluğun da pek bittiği söylenemez. Asla olur mu? Mümkün değil. İşçilerle ilgili son kamuoyu araştırmaları yapıldı. Aynı zamanda TÜİK'in verileri falan var. Sendikalaşma %4'e %5'e kadar inmiş vaziyette. Gelecekle ilgili ümitleri soruluyor. Sendika mı? Sıfır. Hangi sendika? Sıfır. Yani genel olarak. Bugün bir, evet. Bugün bir sendika başkanını televizyonda dinlerken. Bir de o var tabii. Tabii bütün var. İşçiler adına utandım. Yani acaba o sendika üyesi işçiler nasıl tahammül ediyor? Doğrusu bunu çok merak ediyorum. Taksim'de şunu söylüyorum. Tayyip Erdoğan'ın ağzını konuşuyor. Efendim orada yayalaşma var. Ulan sen hayatında hiç Taksim'e gitmemişsin. Taksim'le ilgili yorum yapıyorsun. Utanmıyor musun sendika başkanısın ya? Bir gün Taksim'e uğramamış. Taksim'le ilgili yorum yapıyor. Efendim yayalaştırma varmış. Ya bunlara sendikacı denilir mi Allah aşkına? Ayıptır ya. Ama bir çifte standart da oldu galiba. Şimdi Hakişe falan, Hakişe mehter marşıyla Taksim'e soktular. Disk kapısından çıkamadı. Onlar devletin çocukları. Bizim gibi biz de gittik. Bütün bu gazlara, sazlara rağmen çok sayıda arkadaşımızla Anıt'a gittik. Karantinamızı bıraktık. Ve ölenlerin karşısında saygı duruşumuzu da yaptık. Şu anda burada hemen dışarıdan insanların 1 Mayıs Marşı'nı söyleyerek dolaştıklarını duyuyoruz. Stüdyonun dışından da hakikaten 77'den bu yana. Yani bu ruh hiçbir zaman ortadan kalkmadı. İlginç olan, daha doğrusu mesela sizin bahsettiğiniz tırnak içindeki liberal yazarların herhalde şaşıracakları bir şey. Birinci CHP'nin böyle sokakta... Yani onlar, onları şaşırmasınlar biraz önceki o babanın çocuklarını ifade ettiği gibi biz bunları biliyoruz. Bunlar böyle, bunların bakın, yanılan liberaller olmuştur işte yani. Onu söylüyorum, şuna şaşırırlar diyorum. Mesela derlerdi ki ya vatandaş aslında bu 1 Mayıs mücadelelerinden rahatsız oluyor falan. Bu gördük ki biz mesela CHP'nin olsun, diğer kortejlerde olsun, bütün yapılan gösterilerde halk alkışlayarak destek verdi. Biber gazından etkilenenlere limon pencerelerden verdi değil mi? Yani ya muazzam bugün, bir destek bugün, vardı. Bugün de Beyoğlu'nda biz yürürken çok sayıda vatandaşlarımız camlarını açarak gerçekten çok ciddi destek verdiler. Yurttaşlarla bir sıkıntı yok. Burada bakın dünyanın en önemli kentinde yaşıyoruz. Burası İstanbul. İstanbul'un merkezi yeri. Ortalama 15 milyon insanın yaşadığı yerde sanki insansızlaştırılmış. Bugün öyleydi canım. Bu, sokağa çıkma yasağı vardı. Şimdi merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Şimdi bunlar ne konuşacaklar? İçişleri Bakanı, Vali, Emniyet Müdürü ne diyecekler? Çok merak ediyorum. İşte herhalde CHP olayları kışkırttı diyecek. Onlar çıkmasaydı bunlar olmazdı diyecek. Bu arada kötü de bir haber. Bir genç lise öğrencisi başına gelen gaz bombası yüzünden ağır yaralı diyorlar. Bilmem doğru mu henüz teyit edemedim ama bilemiyorum, ölüm tehlikesi var inşallah, deniliyor. İnşallah doğru değildir. Yani birçok insanın nefes darlığı çekti. 80 yaşını bulmuş Genco Erkal'a biber gazı sıktılar. Apartmana sığındı. O yaştaki insanlar açısından ölüm tehlikesi tabii, içeren ciddi. Bir şey. Ya bugün hekimler de söyledi. Ben 2 saat serum verdiler ve ciddi sorun olduğunu özellikle bu tür şeylerde dikkat etmem gerektiğini çünkü her an her şeye sebep olabilecek nefes borularınızda sıkıntı varsa rahatlıkla ölme imkanınız da var bundan dolayı. Bunlar için insanın ölümünün bir şey yok. Bunlar paracı bir iktidar. Bunlar parayı gördü mü insanı tanımazlar. Ve oradan bir başka yere atlamak istiyorum. Dün belki 1 Mayıs'tan dolayı kapanabilir. İstanbul'da bir İstanbul rant haritası açıkladım. 2 yıl önce açıkladım. Daha sonra da keza Sayın Genel Başkanımız parlamentoda grup toplantısında hem rant haritasının detaylarını aynı zamanda da tarihi yarımadadaki o rezalet, o sülüyet bozuldu yası. Onu da Sayın Başbakan sağ olsun bizim basın medya bir enteresan. Sayın Başbakan kullanmadan kimse kullanmadı. Sayın Başbakan zaman zaman kullanıyor. Onun iyi tarafı da o. Ve Sayın Başbakan dedi ki evet ben çok rahatsız oldum. Tarihi Yarımada'nın sülüyeti bozuldu. Ben burayı tıraşlayın dedim. Tıraşlamadılar ve küstüm. Sayın Başbakan sen niye küsüyorsun?
yüksek bir iradem var. Binlerce insana gaz sıkabilecek iradem var. Suriye ile savaşa girebilecek iradem var. Düğmeye bastığında 7000, 10000 tane KCK'lı Silivri'ye binlerce insanı tutuklatabilecek iradem var. Bir müteahhite niye senin gücün yetmez? Merak ettik biz de, dedik ya Allah Allah, kim bu haddini bilsin ya? Bu hadsiz Sayın Başbakan'a bu kadar sinirlendiriyor. Kimmiş? Baktık ki müteahhit Sayın Başbakan'ın ev sahibi. Ev sahibi? Ev sahibi derken yani, il binasını sahibi. Ha, il binası. İl binasını. Peki bir yani ara orada müteahhit, bazı AKP'liler de oradaki o üst katlarda. Tabii yani, evet orada da şöyle bir şey oldu. Şimdi yok deniyor gerçekten. Ben geçen hafta Üsküdar ilçemizde Çamlıca'daki organize işleri kamuoyuyla paylaşayım dedim. Basın toplantısı yaptık. Çok sayıda gazete ve televizyon olmasına rağmen sabahleyin gazetelerde resmimi gördüm. Benim fotoğrafım var. Çamlıca var, haber yok. Gerçekten böyle. Yani haberin bütün detaylarını... Gazetecilik literatürüne geçti yani. Tabii geçti. Dünya. Gürsel Tekin var. Ya Gürsel Tekin herkes tanıyor. Boş ver onun fotoğrafını koyma. Çamlıca'yı da biliyoruz. Cüneyt Bey, şimdi daldan dala atlıyorum. İstanbul'da özellikle Yeditepe, bu Çamlıca meselesi benim de yakın oturduğum Yeditepe dediğimiz bu tepeler ta Osmanlı döneminde, Bizans döneminde dahil olmak üzere kimse dokunmamış. O dönem Yeditepe'nin temel görevi klima görevi yapıyor. Yani hava sirkülasyonu çalıştırıyor. Asıl şey bu. Sadece şarkılara konu olsun diye Yeditepe olmamış. Ve bu yedi tepelerin tamamını yediler. Kaldı Çamlıca Tepesi. Sayın Başbakan, böyle enteresan bir şey oldu. Bir din iman şeyi depreşti. Bir tarafta her türlü yolsuzluğu yapıyorlar. Bir tarafta da böyle bazen din iman şeyleri depreşiyor. Onu da kapatmak içindir. Yani Orta Doğu'ya gittiğinizde de orada da görüyorsunuz. Hı hı. Orta Doğu ülkelerine bakın. Devasa camiler vardır. O camiler protokol camileridir. Çalıp çırpanlar oralarda namazlarını kılıyorlar. Cami Allah Allah, tamam kardeşim, olabilir, hiç sorun yok. Elbette biz 76 milyon yurttaşımızın ibadet yapacağı alanlardır, ihtiyaçsa olabilir. Sonra bir araştırdım, baktım ki aman Allah, caminin hemen altında 56 dönüm yeri de imara açmışlar. Kim bunu imara açabilir? Soruyorum büyükşehire, büyükşehire hayır dedi. Büyükşehir, biz reddettik. Burası imara açılamaz. İlçe belediyesi, hayır, burası imara açılamaz. Anıtlar Kurulu'na soruyoruz. Anıtlar Kurulu yazılı belge göndermiş. Mümkün değil, burası hava koridoru, burası imara açılamaz. Nasıl oldu? Bunun bir prosedürü olması lazım. Var. Çevre Bakanlığı bir gece yarısı almış kardeşim, hepsini bir tarafa koymuş. Hayır, şunu anlarım. Hani İzmir Belediyesi olurdu, belediye CHP'de, ilçe belediyesi CHP'de olurdu. Anıtlar Kurulu CHP'ye bağlı bir kurum olurdu. Bunu anlarım. AKP ilçe belediyesi sizde. Sık sık yapıyorlar. He. Büyükşehir sizde. Anıtlar Kurulu sizde çünkü Kültür Bakanlığı'na bağlı. Bütün bu kurumlar reddetmiş. Burası imara açılamaz demiş. Ve bunun üstüne buradaki arsa sahibi mahkemeye gitmiş. Mahkeme de bunları haklı bulmuş, burası imara açılamaz demiş. Şimdi açıldı. 56 dönüm yer, yani Çamlıca'nın yapılacak caminin hemen yanına rezidans, turizm, otel, yani... Yani Çamlıca imana açılacak derken imara açıldı. Tabii, keşke imana açılsa. Her yer imara. İman yok, iman gitti. Hani Evliya bakın, Çelebi'nin şefaat ya Resulallah derken aynen, seyahat aynen demesi öyle gibi. Bunda da iman tabii yerine imar işine gelmiş. Ha? İman, imanı. Bunlar ne zamandan beri imanı terk ettiler biliyor musunuz? İktidar oldular, parayı buldular, imanı terk ettiler, imara geçtiler. 150 milyar dolardan bahsediyorum Cüneyt Bey. 150 milyar dolar. Bakın ekranlarınızda söylüyorum. Hayır kardeşim, iftira atıyorsun diyorlarsa ben buradayım. Kimi gönderirlerse, Sayın Topbaş mı gelir, bakanlar mı gelir, Sayın Erdoğan'ın kendisi mi gelir, eski belediye başkanıdır, çok iyi bilir bu imar işlerinde. Gelsin karşılıklı konuşalım. Öyle ona buna sicili bozuk, benim sicilim pırıl pırıl. Gerçi sadece Sayın sicilim temiz değil. Sayın Topbaş'ım da temiz ha. Sayın Başbakan. Benim sicilimde Deniz Feneri yok. Benim sicilimde Akbil yok. Benim sicilimde imar yolsuzlukları yok. Şöyle dönsem 30 tane imar yolsuzluğu şeyi gösteririm.
plan değişikliği yeri gösterir. Gerçi Sayın Topbaş'ın da galiba pek yapacak bir şey yok. Yani vekaleten duruyormuş gibi bir şey. Bütün önemli kararlara... Valla şimdi yani... orada da enteresan bir şey. Bir garip bir tutum var. İstanbul'un belediye başkanı hiç olmadı. İstanbul'un belediye başkanı hep Sayın Erdoğan'ın kendisi oldu. Vekaleten duruyorlar galiba. Yani öyle bir emanet gibi. İşte sözde belediye başkanları var ama Sayın Başbakan götürüyor. İşte 3. köprünün nerede olacağını Sayın Başbakan kararı veriyor. 3. havaalanının nerede olacağını Sayın Başbakan kararı veriyor. Hatta bütün kenti toplu taşıma. Tabii. Şimdi kuzeye taşıyalım. Şimdi enteresan geçen gün yine ben ya kardeşim bakın İstanbul'da bu emsal artışlarıyla İstanbul'da ciddi yoğunluk getiriyorsunuz. Bu ciddi sorun olacak. 1,5-2 yıl önce söylememize rağmen. Şimdi Sayın Başbakan sonra çıktı. Bu 6-7 emsal beni çok rahatsız ediyor dedi. Sayın Başbakan'ın bu tarafını seviyorum. Bu güzel. Çünkü başka türlü medya yazmıyor Sayın Başbakan söylemesi. Sayın Başbakan 6-7 emsal dedi. Herkesin aklına emsal yoğunluğu geldi gazetelerimizin. O demeyene kadar bizim dediklerimizin hiçbir anlamı yok. Yazma ruhsatı da almıyor artık böyle. Tabii. O zaman Sayın Başbakan demişse hadi biz de bir yazı verelim diyorlar. İşte yazı. Hiç önemli değil. Ama yurttaşlar biliyor. Geçen hafta kentsel dönüşüm dedikleri bu ransal dönüşüm ne olduğu belli olmayan Beylikdüzü'nün mahallenin ismini unuttum. Oradaydım. Binlerce yurttaşımız vardı. Geçmiş 2000 Başakşehir 2009 yılında çoğunluğu AKP'ye oy vermiş insanlardı. Hepsi isyan ediyordu. O gün çünkü vatandaşın evini zorla yıkıyorlar yani. Bir hafta önce şehircilikten sorumlu bakan tapu dağıtmaya gelmiş 40-50 kişi. Televizyonların, gazetelerin tamamı canlı yayında vermiş. Sahte tapu. Yani Kayseri'nin hikayesi gibi. Sahte tapu. Boya ver. Tapunuz var. Tapunuz var, tapunuzu yenileyip veriyor. Ha var olan. İmar yok. İmar. Eskiden siyasetçiler açılmış fabrikaları yeniden açarlardı bu. Aynen öyle. Ve on binlerce insanın isyanı vardı. Bu seçimde millet gereğini yapacaktır. Millet gereğini yapacaktır. Kesin. Peki milletin gereğini yapması için CHP ne yapacak? Yani çünkü şöyle şeyler duyuyoruz. Bir taraftan eleştiri şeklinde geliyor. Bir taraftan acaba iyi mi diye. Yani CHP şimdi eskisine nazaran daha çok sokağa çıkmaya başladı. Sokakta işte bugün 1 Mayıs bunun örneği. Yani CHP evvelce de 1 Mayıs kortejlerine katılırdı ama bu sefer daha böyle bir daha dinamik, daha kuvvetli. Şimdi CHP galiba sokakta birebir varoşlarda her yerde mücadeleye atıldı. Biraz ayaklarını daha fazla çamura sokuyor, kirletiyor sokaklarda. Böyle mi devam edecek? Yükselecek mi? Kesinlikle. Aslında 70 il dolaştım. Yani sadece ben dolaşmıyorum. Bütün arkadaşlarımız, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri bugün asgari 30-35 ilde parti yöneticilerimiz alanlarda. Yarın Türkiye'nin birçok illerinde olacak. Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra basın, medya kapatabilir, görmeyebilir. Mesela gazeteleri açıyoruz. Ayın 3'ünde bir basın toplantısı yapacağım Ankara'da. Biliyorsunuz Dünya Basın Günü. Acaba Türkiye'de basın durumu nedir diye ciddi bir çalışmamız var. O çalışmaları kamuoyuyla paylaşacağız. Gazeteyi açtığınızda Hazreti Tayyip, peşine Hazreti Çelik, Hazreti bilmem kim, o, bu. Çevir. Ya arkadaş iyi güzel de yani bu ana muhalefet var, muhalefet var, öbür muhalefet var. Hiç olmazsa gazetecilik tekniği olarak daha vicdanlı davranın. Oy oranına göre haber yapın kardeşim. Alın. Deyin ki %50. Kardeşim hazırız. %50'yi Tayyip'e verin. %50'yi de 3 siyasi parti oranlı olarak bölün. Hayır yok. Ne zaman var? Bakın 2007 ve 2008 yılında kamuoyuna önümüzdeki süreçte hani demiş ya kuş kardeş bu akıl senin aklın değil bu aklı kim veriyor? Bu işleri organize eden bir merkezin ve bu merkezin temel görevlerinden bir tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi'ni itibarsızlaştırmaktır. Çünkü esir almadıkları, teslim alamadıkları hiçbir yer kalmadı. Sadece CHP var. İşte sendikaları görüyorsunuz. Üniversiteler hak getire. Yani bilim insanlarıdır. Bilim insanları sesini çıkaramıyor. Biraz sonra da bilim insanı dedim aklıma geldi. Üçüncü havaalanı ile ilgili bilim insanlarının rezaletini de biraz konuşmak istiyorum.
Gayet. Bütün bunlara baktığımızda aslında Cumhuriyet Halk Partisi üstüne düşen görevi yapıyor. Televizyonları açtığınızda, akşam televizyonları dediğimiz 29 tane farklı kuruluşun ortak karar alanı. Şimdi 29 farklı kuruluş karar alıyor. Diyor ki burada özellikle su havzalarının olduğu yerde, barajların olduğu yerde 70'e yakın baraj ve göl var. Burada bunun olması mümkün değil. Galiba bu herhalde Sayın Başbakan'a ya da yetkililere gitti. Bu ne rezalet demişler kardeşim. Nasıl? Ne yapın? ÇED raporu değiştir. ÇED raporunu değiştir. Bak şimdi filme bak. Ya bu bilim insanları, bu bilim insanları mı, film insanları mı onu bilmiyorum. Yani bilim insanları bu işi yapmaz ancak film insanları bu işi yapar. Sonra dönüyor bir rapor, daha detayları da var. Aşağıda bu 70 tane irili ufaklı baraj su birikintileri haline dönüşüyor. Ne diyeyim ben şimdi Allah aşkına ya. Ben bunları diyorum, başbakan kızıyor. Ya Sayın Başbakan, ben mi bu raporu yazdırıyorum, sen bana kızıyorsun ya? Barajlar gölet oldu ha. Gölet olmadı. Birikinti keşke gölet olsa. Evet. Su birikintisi. Abi işe bak. Şimdi böyle bir Türkiye'de her gün, her hafta inşallah bir açıklamalarımız var. Ama daha önemlisi bu film işlerini İstanbul'da imar işlerinde nasıl film işler döndüğünü maketlerle bu sefer açıklayacağım. Çünkü bizim gazeteci arkadaşlarımıza, dostlarımıza derdimizi anlatamıyoruz. Maket koyacağız. Diyeceğiz ki kardeşim bu Cüneyt Bey'in, bu Gürsel Bey'in, bu Ahmet Bey'in, bu Mehmet Bey'in. Bunlar ne kardeşim? Neydi, ne oldu? Rahmetlik Ecevit bu oturduğumuz bu şehirde deprem olmuştu. 99 depremi ve 99 depreminden dolayı olası tekrar deprem olabilir ihtimaliyle kamuya ait, yani millete ait, milli emlak yerlerini deprem dönüşümü için ayırdı. Allah göstermesin, deprem olursa işte burada örneğin Beşiktaş'taki yurttaşlarımız SSK'nın yerine gidecek. İşte Kadıköy'de çocuk esirgeme yerine gidecek. Orada barınma gibi yer olacak. Evet. Nerede şimdi onlar? Sayın Erdoğan, nerede onlar? Nerede? Onları yakında açıklayacağız. Tamam. Peki son olarak şu şeyi de... Çünkü niye Erdoğan diyorum? Ben haddimi bilirim. Elbette ki başbakana çağrı yapmam. Belediye başkanı cevap vermiyor. Bakanlar cevap vermiyor. Genel başkan yardımcıları cevap vermiyor. Sayın Başbakan cevap verince ben de başbakana cevap veriyorum. İstemem hiç yani. En azından... Ondan sonra gazı yiyorsunuz ama. Önemli değil ya. Gaz da saz da yeriz ya. Neyse. Peki bugün gene 1 Mayıs'a gelecek olursak. Bir bu işin bundan sonrası. Çünkü burada hakikaten sizin deyiminizle yani devlet çıldırmış olmalı diyorsunuz. Film adı gibi. Tabii. Peki bunun takibini yapacak mısınız? Yani bu meclise gelecek mi? Bunun hakkında suç duyurusunda falan bulunacak mısınız? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Herhalde bunu daha değerlendireceksiniz gerçi ama. Yani ilk... Şimdi önce şunu söyleyeyim. Tabii parlamento, o yüce meclis dediğimiz aşama aşama intifa kaybetti. Şu anda orada sadece işte bağırıntılarımız, çığırıntılarımızın ötesinde ne yazık ki demokrasi adına ülkenin geleceği açısından çok fazla bir şey yapabilecek durumda değiliz. Sayısal çoğunluk var ve sayısal çoğunluk da sadece bir kişiye bağlı. Ne istiyorsa oluyor. Mesela Sayın Mumcu'ya kötü muamele yapıldı. Meclis Başkanı sesini çıkarmadı. Bir başka milletvekilimiz Nazlı Hanım'a ağza alınmayacak bir başbakan yardımcısı tarafında kötü muamele yapıldı. Yine Sayın Çiçek'in sesi çıkmadı. Ben doğrusu 32 senelik gazeteciyim. İlk defa böyle bir küfür duydum mesela geçenlerde. Yani çok ciddi. Evet. Parlamento öyle kamuoyunun bildiği bir şey değildir. Zaten Türkiye'nin en önemli meseleleri hiç Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşulmaz. Sayın Başbakan 3 kişi 5 kişiyle konuşur ve alır götürür parlamentoya da talimat verir. Der ki kardeşim şunu çıkar, bunu çıkar. Çıkan bütün yasalara da baktığımızda parlamentoya sorun. AKP milletvekillerinin %90'ı özellikle kentsel dönüşüm yasası ile ilgili rey verdiler. Ne olduğunu biliyorlar mı? Bilmezler. Sadece Hazreti Tayyip'ten talep geldiği için herkes elini kaldırıyor, elini indiriyor. Ama elbette ki tabi bu karşılıksız kalmayacak. Parlamentoya da taşıyacağız.
yargıya da taşıyacağız. En önemlisi uluslararası dünyaya yayacağız. Bugün çok mutlu oldum. Özellikle iki yabancı ajans geldi, onlarla röportaj yaptım. Çünkü en yalın şekilde onlar anlatacaktır. Avrupa'nın da dünyanın da bunları görmesi lazım. Gerçi artık sosyal medya var. Ben bir sürü İngilizce yabancı kişinin Twitter'dan bu olayları bayağı dalga tabii geçerek bazen gidiyor, de öfkelenerek tabii. Yazdıklarını gördüm. Hiç yani alternatif medyalar aslanlar gibi gidiyor. Hiç sıkıntı yok. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Gerçekten sıkı yönetim dönemleri dahil olmak üzere otoriter dönemlerde ilk baskı altında tutulan gazeteler ve televizyonlar oluyor. Buna hiç itiraz etmiyorum. Bizim ya siz Tayyip Bey'in ya da iktidarın yolsuzluklarını niye eleştirmiyorsunuz? O beklentimiz de yok. Ama biz en azından Cumhuriyet Halk Partisi'ne objektif bakmalarını talep ediyoruz. Evet, biz de buradan bunu dillendirmiş olalım ve sözü yeniden ana akışa Ankara'ya teslim edelim.